...sizlere ne anlatacağım? Kalıcı kilo verme teknikleri. Yani verdiğimiz kiloyu uzun süre nasıl koruyabiliriz? Bunun için neler yapmalıyız? Ali Hocam'ın da az önce bahsettiği gibi... E, ...göz hastalıkları için kırlangıç otu dedi. Bakalım ben de deneyeceğim. Çünkü e, bir lens, bir gözlük artık <laughs> yorucu olmaya başladı. Önce bir hekimimize soralım. Şimdi e, bazı danışanlarımızda şöyle bir durum oluyor. Evet kilo veriyor. Sonra aradan... E, bir süre geçiyor, bir buçuk iki yıl belki ve hemen diyorlar ki ben kilo aldım. Ne kadar kilo aldınız? İşte 10 kilo kadar kilo aldım. Peki neden? Hani bunun önlemini neden almadınız? Sadece iki veya 3 kilo aldıktan sonra bir ee, Kendinize dur demeniz gerekmez miydi? Diye çoğu zaman konuşuyoruz. Tabii bu oran çok yüksek değil ama birçok kişinin yaşadığı bir problem olduğunda e, su götürmez şüphesiz bir durum. Şimdi insanların en büyük yaptığı problemlerden yaşadığı problemlerden bir tanesi diyete başladıkları zaman neyi düşünüyorlar? Evet ben şu an diyet sürecindeyim ama diyet bittikten sonra artık eski hayatımda yediğim gibi içtiğim gibi, beslendiğim gibi her şeyi sınırsız tüketebilirim düşüncesi oluyor. Fakat Buradaki en büyük yanılgı aslında şu. Diyette yapmış olduğumuz beslenme programları akut bir müdahale gibidir. Yani şöyle siz şu an 85 kilosunuz ve e, 60 kiloya kadar düşmeniz gerekiyor. Burada uyguladığınız listeler bir an önce sizin yağ yakımınızı hızlandırıp metabolizmanızı uyarıp çeşitli biyokimyasal süreçleri düzenlemeniz için gereken bir süreçtir. Kişiye göre değişir. 3 ay, 6 ay her ne kadar bir süreç varsa. Sonrasında artık sağlıklı, yeterli ve dengeli seçimler yaparak düzenli beslenme programınıza geçmeniz gerekiyor ve bu programda ne yapabilirsiniz? Dışarıdan yine bazı zamanlarda bazı öğünleri dengeleyerek bazı gıdaları tercih edebilirsiniz veya tatlı yemek istediğinizde en doğru tatlıyı seçebilirsiniz. Şimdi bu süreç o kadar değişik faktörleri ve değişkenleri içerisine barındırıyor ki. Mesela dildeki tat tomurcukları bizim için önemli bir bileşen. Neden? Siz çok kiloluyken, yoğun bir miktarda enerji alırken dildeki tat tomurcuklarınız da o yoğun enerjiye alışıyor. Ve bir an önce diyete başladığınızda efendim light ürünler veya yağsız ürünleri tercih ettiğinizde onların tadı size pek hoş gelmeyebiliyor. Çünkü dilimiz ve beynimiz bu tada bu yoğuna alışmış vaziyette. Sonrasında kilo verdikçe birincisi motivasyonunuz artıyor. Akabinde kıyafetlerin içerisinde kendinizi daha özgüvenli, daha mutlu ve daha iyi hissediyorsunuz. Sonrasında da bu kilo verme süreciniz daha motive bir şekilde ilerliyor. Buraya kadar her şey güzel. Peki biz bu kiloyu verdik, kendimizi de iyi hissediyoruz. Fakat sonradan neden geri alıyoruz dersek birincisi teorik olarak diyet bilgilerini hayata yani pratiğe dökememek. Ne demek bu? Bizler istiyoruz ki yemekleri yaparken zeytinyağı tercih edin. İşte kişi başı bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı olsun. Kızartmalardan uzak durun diyoruz. Fakat genelde bu pişirme teknikleriyle başlayan yanlış diğer yanlışları da beraberinde getiriyor. Yanlış pişirme yöntemleri dedik. Mesela yağların özellikle doymuş hayvansal ve bitkisel yağların yemeklerde veya hamur işlerinde çok sıklıkla kullanılması yine büyük problemleri beraberinde getirebiliyor. Mesela pilav ve makarnaların işte tereyağlı yapılması veya margarinle hazırlanması veya yiyeceklerde iç yağı, kuyruk yağı gibi hayvansal yağların çok daha fazla yer alması bu noktada bizim için bir problemdir. Bunların dışında günlük şeker tüketimi Diyete başlayan herkesin en büyük kabusu tatlı krizi mi olur mu? Aslında olmaz. Eğer tatlı krizleriniz varsa bilin ki ya diyetinizde bir şeyler eksiktir... ...veya siz bazı gıdaları yeterli veya hatta programınızı dengeli bir şekilde takip etmiyor olabilirsiniz. Bu suyla, egzersize, günlük kalori alımıyla açıklanabilir. Burada aslında yaşadığımız en büyük problem ne biliyor musunuz? Bir e, gıdanın ambalajına bakarken onun üzerinde diyet, light, form gibi ibareler yer alıyorsa... Kişiler şu şekilde düşünüyorlar. Evet bu diyete uygun, kalorisiz ve veya sınırsız tüketime uygundur gibi bir yanılgıya kapılıyorlar. Oysa ki diyet ürün veya kalorisi kısıtlanmış ürünlerin bile bir paketi ortalama 2 ila 3 porsiyon gibi değişiklik gösterir. Yani düzenli bir etiket okuma bilgisinin olması burada çok önemli. Üzerinde light veya diyete uygun ibaresi yazanlar sınırsız tüketilecek anlamına gelmez. Peki paketli olmayan gıdalara baktığımızda örneğin işte diyetlerde sık sık verilen meyveler, lor peyniri, kefir gibi ürünler, ürünler de evet sağlıklı olduğu kadar yine porsiyona dikkat edilmesi gereken besinlerdir. Bunun sebebi de ne? Tabii ki içerisinde yer alan bir enerji olmasından. Son olarak da dört yapraklı beslenme modelimizden kaynaklı bir denge oluşturmamız gerekiyor. Kişilerin en büyük hatalarından bir tanesi bir öğünde çok yoğun beslenip sonraki diğer öğünlerde artık kalori alımını sıfıra indirmeleri veya çok fazla sınırlandırmaları yönünde oluyor. Bunlar yapmış olduğumuz temel hatalar. Şimdi 4 yapraklı yonca modelinin basamaklarını size sayıp hemen kapatıyorum. Ekmek ve tahıl grubu, süt ve süt ürünleri, et, et ürünleri ve meyve sebze. Bunları gün içerisinde dengeli veya düzenli tüketmeyip porsiyon kontrolü yapmadığımızda hızlı bir şekilde kilo almak kaçınılmaz. Efendim, bugün de Elif Menek'le baştan başanın sonuna geldik. Yeniden yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.